Hepinize selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün biraz Benfero hakkında konuşmak istiyorum. Piyasaya geri döndü. Uzun süredir şarkı yayınlaması bekleniyordu ve sonunda yayınladı. Sanırım bu şarkıdan sonra da şarkılar seri olarak gelecektir. Storylerinden anladığım kadarıyla daha yayınlayacağı bir sürü şarkı var. Birazcık Bunlar Anlamaz şarkısı hakkında konuşup sonra genel bir Fero değerlendirmesi yapacağım. Zaten Benfero hakkında konuşmak istiyordum. Bunlar Anlamaz şarkısıyla geri dönüşü iyi bir vesile oldu. Hiç uzatmadan başlayalım. Şarkıları piyasaya bas. Benim diyen böyle yapamaz. En iyisinin kalitesi az. Bence Bunlar Anlamaz iyi değildi. Geri dönüş için çok kötü bir şarkı seçimi. Daha iyi bir şarkıyla dönmesini beklerdim. Daha hareketli bir şey beklerdim. Şarkı çok da kötü değil ama kalıcı bir şarkı değil. Çabucak sıkar yani. İdare ederlik bir iş olmuş. Bence şarkıyı sıkıcı hale getiren şey nakarat. Nakarat çok basic bir nakarat ve tekrar ediyor. Bu kadar sık tekrar etmese daha iyi olurmuş. Mesela sonlarda tekrar nakarat yerine bir beat switch ile güzel bir verse daha olsaymış güzel olurmuş. Klip de sade ve sıradandı. Çok bir numarası yoktu yani. Klipte Bryant ve Young Dolph anılmış. Fero'nun bayağı sevdiği adamlar. Klipte de yer vermek istemiş. Yani genel olarak proje idare ederlik bir proje. İdare ederlik bir iş bence. Bu noktada bana çoğunuz katılıyorsunuzdur. Yorumlardan anladığım kadarıyla şarkı çok çok beğenilmemiş. Ya idare ederlik bulunmuş ya da bayağı kötü bulunmuş. Çok seven azdır yani. Ya bugün Fero'yu öveceğim. Keşke geri dönüş şarkısı da iyi olsaydı. Neyse asıl mevzu bu şarkı değil. Bu işin bahanesi. Şimdi size Fero ile tanışma hikayemi anlatmak istiyorum. Ben Fero'yu Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanıdım. Ben virgül Fero'yu. Ben Fero'yu değil. Ya. Dinler dinlemez klasik trapten farklı bir şeyler duyduğum için hoşuma gitti. Eğlenceli gelmişti. Bu arada Fero'yu tanıdığımda daha pek bilinmiyordu. Zaten daha yeni yayınlamıştı Mahallemiz Esmer'i. Dolayısıyla aramızda bir bağ oluştu. Hani böyle birini önceden keşfedersin ve sana özel gelir ya, öyle işte. Daha sonra Kimlerdensin'i yayınladı. Bu süre zarfında ben Fero'yu dinliyordum, seviyordum. Çevreme ben Fero'dan bahsediyordum. Gaza gelmiştim. Şu anda Mahallemiz Esmer bana pek iyi gelmiyor, onu da belirteyim. Ama ilk çıktığı dönemler çok sarmıştı, yalan yok. Şimdi size Fero ilk çıktığı dönemler, yani 4-5 yıl önce attığım storyleri göstereceğim. Hazır olun. Ulan arkadaşlar, bir tane yarı çıplak fotoğrafım var. Tam ağzıma da Kimlerdensin yazmışım ve bunu story olarak atmışım. Oturuyorum böyle, tamam mı? Ağzımda Kimlerdensin yazıyor. Ağzımı öyle sansürlemişim, ne alaka bilmiyorum. Ağzım kötü çıktığı için olabilir. Suratım böyle garip, sanki osuruyormuş gibi. Ağzında da Kimlerdensin yazıyor falan böyle. Böyle bir şey. Ve ben bunu story atmışım. O fotoğrafı kesinlikle koyamam. Kusura bakmayın. Görünce kendimden bile utanıyorum. Binlerce kişiyle paylaşamam. Binlerce kişiden utanamam. Kusura bakmayın. Ama bu fotoğrafı gösteremesem de bayağı kötü şeyler var, evet. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar, bir de bunları ben yazıyordum. Yani kendi kendime sorular soruyordum ya da şarkı sözü yazıyordum ve yine kendim cevaplıyordum. Of. Ergenlik. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Sizin de geçmişte çok utandığınız şeyler vardır ya. Böyle saçma sapan, değil mi? Vardır değil mi? Yani biraz utanmış olabilirim. Var değil mi? Var deyin lütfen. Yorumlarda var yazın, bekliyorum. Her neyse, sonra yıllar geçti. Ben Benfero'ya karşı iyi şeyler hissetmemeye başladım. Görüşlerim değişti. Benfero ile helalleşeceğiz. Bir öz eleştiri yapmam gerekirse Türkçe rap kitlesinin ve bazı rapçilerin tavırlarından etkilenmiştim. İnsan ister istemez bazen etkilenebiliyor. Sürü psikolojisi dediğimiz olayı her ne kadar eleştirsem de maruz kaldığım oldu. Gerçekten Fero'nun kötü işleri vardı. Bazı eleştirilerime hala katılıyorum bu arada. Sözleri falan da basitti. Tamam ama dinlenilmeyecek veya sevilmeyecek biri değildi. Ben zaten hiçbir zaman Benfero hater'ı falan olmadım. Topyekun saldırmadım. Ama müziğini hiçbir türlü sevmiyordum. Yani çok kötü geliyordu. Dinleyenlerle falan dalga geçiyordum. O fikirlerim son dönemde değişti. Dediğim gibi görüşlerim değişti. Son bir yılda değişti. Son dönemlerde çıkan abi değerini bilemedik, bu dirilcilerden çok sıkıldık gibi bir şey değil benimki. Neden onlarınki gibi değil? Çünkü onlar Benfero'yu övmüyorlar aslında. Bildiğin senden de kötüsü varmış, onu görmüş olduk. O yüzden seni bile arar olduk. Hani bu minvalde geliyor yorumlar. Ve Benfero da hani bunun farkındadır. Ya bu birazcık aslında Benfero'yu gömmek oluyor. Daha kötü kişilerle kıyaslayıp seni arar olduk, gel bizi kurtar, değerini bilemedik demek çok da bir övgü değil aslında. Yani övmeye çalışıyorlar ama gömüyorlar aslında kısmen. Ya bir de Benfero'ya genel bir düşmanlık da var. Hani mesela müziğini sevmeyenlerin yanı sıra çoğunluk müziğini sevmiyor ama bir kesim de var ki böyle Benfero'nun hiçbir şeyini sevmiyor. Benfero'ya bayağı gıcık oluyorlar falan böyle. Haterlık düzeyine gelmişler. Ben Benfero'yu en başından beri tanıyıp seviyordum arkadaşlar. Daha sonradan sözleri ve rapinin içeriği beni darlamıştı. Eleştirilerim olmuştu yani. Bu Fero'nun düzgün biri olduğunu yıllar önceki röportajlarından ve açıklamalarından biliyordum. Yani Fero'ya haterlık yapmak saçma. Adam düzgün biri. Şimdi birazdan müziğinden de bahsedeceğim. Müziği hakkında da görüşlerim değişti. İnsanlar müziğinin içeriğinden ötürü, sözlerinden ötürü vesaire kişiliği hakkında ön yargılı olabiliyor. Ama azıcık görüşlerini öğrendikçe, videolarını izledikçe, hal ve hareketlerini gördükçe algılar değişiyor. Ben Benfero hakkındaki algıların bayağı değiştiğini düşünüyorum. Ben yıllardır tanıyorum ve yıllardır bu adam bana gıcık gelmiyordu. Bir aurası vardı ve sempatik biriydi. Rapini hiç beğenmiyordum.
full eleştiriyordum ama şu anda öyle değil. En büyük değişen şey bu oldu. Hala sevmediğim işi çok ama cidden dinlettiren işleri var. Yani toplayacak olursam eskiden de karakterinin iyi olabileceğini düşünüyordum. Çok hater düzeyinde nefretim yoktu. Ama müziğini hiç sevmiyordum. Full dalga geçiyordum. Böyle saçma tavırlarım olmuştur yani. Müziğini dinleyenlere anlam veremiyordum. Laf ediyordum. Ağır şeyler söylediğim de olmuştur belki. Ama bu konularda biraz fikrim değişti. Hala sevmediğim işi çok. Hani tamamen de her şarkısına ısındığımı söyleyemeyeceğim. Bayağı kötü işleri var bence. Çok basit işleri var. Ama cidden dinlettiren işleri de var. Gaza getiren işleri var. Hala Fero'yu çok sık dinlemiyorum. Ama ara ara bazı şarkılarını açıp eğleniyorum. Mesela Ferhat Yılmaz. Çok iyi şarkı bence. Motivasyon da çok iyi bir şarkı. Fero bana enerji veriyor. Fero'yu seviyorum. Komple Türkçe rap camiasınca Fero'ya bir iade-i itibar şart. Bu videoyu bu yüzden yapıyorum. Adam çoğu şarkısında Atalanta Trap dediğimiz trap türünü icra ediyor ve başarılı da. Young Thug olsun, Future olsun, daha başka başka isimler olsun yapıyorlar bu işi. Bu tür yapılıyor. Pek dinlemiyorum ama Atalanta Trap tür olarak kötü değil bence. Belki sözler sıkıntılıdır ama müzikal olarak bakarsak kötü değil. Bir kere arkadaşlar Fero'nun yaptığı bu türe rap değil diyenleri görüyordum ya ben. Gerçekten bunlar azımsanacak derecede değil bak. Onu da söyleyeyim. Hani çoğu kişi bunu rap olarak görmüyor. Bu yanlış. Zaten bu gerçek rap, işte bu rap, bu rap değil falan muhabbetleri beni çok darlıyor. Yani şu kitleye bir şunu öğretemedik. Bu rap değil deme ya. Adam Afro Trap dinliyor, bu rap değil diyor. Trap dinliyor, bu rap değil diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun hakkında da bir videom vardı. Yani rap'in ta başlarında var bu tür olaylar. Atalanta Trap de rap'in içinde var olan bir şey. Rap değil demeyeceksin. Bana göre değil diyeceksin. Zor değil. Dolayısıyla bu tür ön yargılar ve bu tür yaftalar Benfero'ya karşı çok fazlaydı. Hala da bence çok da az değil. Hala var yani. Tabii işte şimdi insanlar çakalı falan görünce dalgaya vurarak abi değerini bilemedik falan diyorlar. Bu da yanlış bence. Daha yeni bahsettim bundan. Neyse dediğim gibi söz gelimi icra ettiği tür kötü değil bence. Kötü işleri var ama genele bakarsak Fero'yu çok kötü bulmuyorum. Çok iyi de bulmuyorum. Ama gayet dinlenilebilir. Yurt dışında da yaptığı tür çok fazla yapılıyor. Geçmiş yıllardan beri yapılıyor. Dolayısıyla bu adam rap yapmıyor falan gibi muhabbetler boş. Bu adam rapi çok iyi bilen biri bu arada. Gerçekten rap dünyasına hakim. Hem Türkçe rap hem yabancı rap. Hani ona bu tür yaftaları yapıştıran ergenlerden çok daha fazla bilgili olduğu kesin. Neyse. Adam bir de samimi ya. En hoşuma giden o oluyor. Beni biliyorsunuz ben rap kadar rapçiye de önem veririm. Karaktere ve samimiyete değer veriyorum. O yüzden Fero'yu seviyorum. Samimi geliyor çünkü. Fero'ya daha bir yakın hissetmemin bir diğer sebebi adam vadici ya. Vadi göndermeleri hoşuma gidiyor. Siktir. Abu Zer kömürcü gibi dilimde lanet. Erdal. Ne oldu baba? Ne olacak lanet? Sabah oldu. Mercimeği fırına verdin mi lan it? Velhasıl kelam zevkli adam. Fero'ya kanımın çok daha fazla ısınmasında devrim niteliği taşıyan bir video var. Fero cezayla feat attıktan sonra ceza bayağı tepki almıştı. Fero ve cezanın yan yana gelmesini eleştirenler olmuştu. Gelen laflara şöyle bir cevap vermişti. Birkaç dakika izleyelim. Evet herkese merhabalar. Maymun tipinden dolayı kusura bakmayın. Ceza abi böyle bir linçlenir gibi olmuş da internette. Ya linçlenme de değil de bu konu hala geçen seneden beri devam ediyor. Adamın da yani hiç sandığınız gibi değil. Ben o yüzden dayanamıyorum. Bir şeyler söyleyesim geliyor. Tabii bu gibi değil. Beni biliyorsunuz yani. Kendimi ifade ederek, mantığımı kullanmaya çalışarak. Şimdi en büyük söylediğiniz şey popüler kültür. Hani eski rapçi Ceza abi. İşte sen nasıl olur da böyle yeni nesille falan. Şimdi bak. Popüler kültür. Benim bütün kliplerim, bütün şarkılarım, bütün organizasyonum, albümüm, her şeyimi kendim yaptım. Kliplerimdeki bütün detayları kendim yazdım, senaryosunu kendim düşündüm, tasları kendim buldum. Baştan aşağı kendim yaptım. Hiçbir zaman bir şirketle çalışmadım. Hiçbir zaman televizyona çıkmadım. Mankenlerle boy boy öyle magazinlere çıkmadım. Şimdi bir defa bunun neresi popüler kültür? Yani popüler kültürle ünlü olmamış, tanınmış olmama, işlerimin göz önüne çıkmış olmasını sakın karıştırma. Yani tanınmak demek popüler kültür demek değil. Hikaye bile atmıyorum, post bile atmıyorum aylar. Bu konuşması çok hoşuma gitmişti ve haklı bulmuştum. Ben Fero'nun samimiyetine bu videoyla beraber iyice inanmaya başlamıştım. Zaten samimi biri olarak görüyordum ama bu video beni etkilemişti. Rap'i iyi bilen ve rapçiliği seven birisi. Popüler kültüre yaranmaya çalışan yapmacık şovmenlerden değil. İnsanlara bulaşmamayı tercih ediyor bir kere. Ben gündeme saçma sapan şeylerle geldiğine şahit olmadım. Magazin peşinde de koşan birisi değil. Dolayısıyla bence saygıyı hak ediyor. Saygı hak etmeyecek bir şeyler yapmıyor. Kimsenin başarısızlığının sebebi benim başarım veya benim varlığım değil. Hatta enerjisi pozitif olan, profesyonelliği bilen, yüreği direkt negatiflikle çalışmayan insanlar bu başta Ezel'in, sonra da az çok benim bu camiaya getirdiğim hareketi kendileri de çok bir şeyler ekleyerek, kendileri de bir hareket getirerek bu işi büyüttüler. Yani bir sürü isim artık
önceden kendi vermediği seviyede konserler veriyor. Herkes daha fazla dinleniyor. Herkes daha göz önünde artık. Yani ne güzel işte, zincir etkisi değil mi? Şimdi buna böyle bakmak varken tabii farklı da bakılabiliyor. Ama ben o farklı bakılmaması için ne gerekiyorsa yaptım. Yani benim rapimi sorgulayabilirsiniz, müziğimi sorgulayabilirsiniz, sözlerimi sorgulayabilirsiniz, her şeyi sorgulayabilirsiniz. Ama benim rapçiliğimi sorgulayamazsınız. Ruh olarak, duruş olarak bunu sorgulayamazsınız. Bunda kimseye bir müsaadede bulunmam. Yani bakış açılarınızı değiştirin. Yani böyle kendinizi yorarsınız. Yani sadece müziğe, rap'e de değil, hayata da böyle bakmamak lazım. O bunu yapmış, o şunu yapmış. Yani ben bir sürü şey araştırdım. Beni tanıyanlar tanıyor artık. İşte basketbolcuları çok severim, araştırırım. Rapçileri çok severim, araştırırım. Hiçbirinin ne eşini bilirim, ne aşkını bilirim, ne hasnını bilirim. Ben adamın kendisine baktım. Adamdan öğrenebileceğim şeylere baktım. Adamın hatalarına baktım. Dedim ki bu bunu yapıyor, o yüzden bu sıkıntısı olmuş. Ben dün ders çıkarayım. Yani böyle bakın insanlara. Benim hatalarıma bakın, siz onları yapmamaya çalışın. Benim doğrularım size uyuyorsa siz kendinize göre. Yani burada örnek olacak adam da değilim ben belki. Sadece konu hep benden açılıyor diye burada bana bir söz hakkı doğuruyorsunuz yani. Ben buraya tamamen katılıyorum. Kabul edin ya da etmeyin. Ben Fero'nun rapi çok fazla kişiye tanıttığı ve kendisini eleştiren rapçilere bile izlenme kattığı bir gerçek. Farklı bir şeyler denediği de bir gerçek. Farklı bir renk kattığı da bir gerçek. Tüm bunları yaparken ortaya bir duruş koyabildi. Önemli olan bu. Önemli olan basit rap yapıp gündem olması ve bir anda rapçileri gündem edebilmesi değil. Fero basit rap yaptı. Kolay ezberlenebilir bir rap yaptı. Eğlenceli işler yaptı. Dolayısıyla tuttu. Bu tür şeylerin tutması gayet normal. Tüm dünyada böyledir. Basitlik eşittir popülerliktir. Çünkü 7'den 70'e herkesin diline dolanır. Kolay anlaşılır ve bundan ötürü çocuk yaşlı demeden tüm ülkeye hitap edebilir. Ama dediğim gibi önemli olan gündem olması ve bir anda rapçileri gündem edebilmesi değil. Bunu çakallar da yapıyor. Fero'yu onlardan ayıran şey samimiyet, özgünlük ve magazin peşinde koşmamak. Ha bir de Fero'nun rap bilgisi var, bir de Fero'nun acemi olmaması var. Çakal, Label, Batuflex gibi tipler bildiğin acemi. Amatörler bildiğin. Çakal daha yeni albüm yaptı, üçlü priz şarkısında ritim kaçırıyordu. Ses kullanımı desen yok, sesi iğrenç zaten. Sözlere hiç girmiyorum zaten. Artık olayımız sözler değil. Tamam, sözleri önemsemeyelim. Sözlerin gerçekten önemi olmasın. Peki, buna okeyim ben. Tamam, sıkıntı yok. Ama arkadaşlar, söz dışında da her şeyleri kötü ya. Bu adamların her şeyi mix programlarında bitiyor. Bu adamları sevenler bu adamları değil, mix'teki ayarları seviyorlar. Efektleri seviyorlar. Autotune'u seviyorlar. Bu gerçekten bu. Ya ben şey değilim öyle ya, autotune ne moruk falan. Benim bu tipte olmadığımı biliyorsunuz. Ben konserlerde bile yer yer autotune kullanıldığında yakıştığını düşünüyorum. Kitlenin hype'lanması önemli. MC'nin iyi hissetmesi önemli. Ama eğer adam gerçekten çok kötüyse, sesi gerçekten çok kötüyse, rap'e uygun değilse adam ve gerçekten rap'i kötüyse, bunu efektlerle örtmeye çalışıyorsa o zaman farklı. Yerden yere vurulmayı, gömülmeyi kabullenmesi gerekir. Autotune süstür ya, autotune süstür. Bu adamlar autotune'le bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorlar. Ama o bile yetmiyor. Autotune'le bile detone oluyor ya bu çakal konserlerde. Sürtüne problemleri var. Bunları konuşmuştuk. Dolayısıyla bu adama saygı duyamıyorum ben. Hala amatörlük var. Rhyme desen yok. Çok basit rhyme'lar. Beni sıkıyor ya. Ben bir rapçinin iyi bir şekilde akapella yapmasını beklerim mesela. Ben bir rapçinin sahne performansının iyi olmasını beklerim. Sahne performansı sadece oradan buraya zıplamak değil. Bunun adı maymunluk. Sadece bunu yaparsan maymundan farkın kalmaz. Güzel bir şekilde söylemen lazım ya. Ben Çakal'ın konserine gitsem eğlenirim ama gülerek eğlenirim. Dalga geçerek eğlenirim. Hani performans dalga geçilmeye layık çünkü. Label 200 milyar adında yeni bir şarkı paylaşmış mesela. O şarkıdan azıcık bir kesit göstermek istiyorum. Vallahi vazgeçmiş ondan, dedim ona kapat şunu. Of. Of of, görüyorsunuz işte. Fero bunlarla bir değil. Ne duruş olarak, ne rap olarak, ne de başka bir şey. Bir değil. Bir kere bu adamlar rap'i para için yapıyorlar. Yani tek dertleri para ve bunları apaçık söylüyorlar ya, apaçık. Para bir motivasyondur ama bu adamlar sadece para için yapıyorlar. Bizzat kendileri asıl dertlerinin para olduğunu söylüyorlar. Rap hakkında çok bir bilgileri de yok. Rapleri iyi de değil. Fero öyle değil. Fero gerçekten rap hakkında bilgili. Rap'i para için yapıp kitlesini kullanmadığı, kitlesini sömürmediği de çok aşikar. Adamda samimiyet var. Diğerlerinde yok ki samimiyet. Para için işini atıyor, dinleniyor, parasını kazanıyor. Bitti. Bunlar önemli detaylar. Ben Fero'nun şarkılarını sürekli dinlemiyorum ama rap'e katkısı büyük.
düzgün bir, eğlendirdiği iyi şarkıları var. Komple Türkçe rap kitlesi olarak Fero'ya bir iade-i itibar yapılması lazım. Bak ben yine eleştiririm. Yine saçma bulduğum noktaları belirtirim ama hakkını yemem. Ben Fero geçenlerde Efe Uygaş'la bir video yapmıştı, izleyebilirsiniz. Orada yine kanım ısındı adama. Yani arkadaşlar bende bıraktığı intiba şu. Adamla tanışsam ve yakın olsak bayağı eğlenebileceğim biri gibi geliyor. Bu önemli bir şey bak. Eğer takip ettiğiniz bir insanda bu hissi alıyorsanız aranızda duygusal bir bağ oluş. Ben böyle şeylere çok önem veriyorum. Adamın sohbeti sarıyor. TikTok'a ve TikTok'un rap'e yön verişine karşı bakış da çok hoş. Pek hoşuna gitmiyor. Efe Uygaş'ta olan videosunda Ferhat Yılmaz'ın sonradan patlamasının hoşuna gitmediğini falan söylemişti. Bizden ya bu adam. Yani gerçekten bizden. Bazı şarkıları kötü diye ön yargı yapmayın. La harbiden bizden bak. Yalnız hiç hoşuma gitmeyen ve katılmadığım bir kısım oldu. Hemen göstereyim. Senden daha iyi olduğunu düşündüğün 3 Türk rapçi sayar mısın? Benden daha iyi 3 Türk rapçi düşünmüyorum. Tamam. Yani bu bir cevap bu arada yani. Ne diyebilirim bununla alakalı? Doğru yani. Hayır doğru dedim yani bu bir cevap anladın mı? Şimdi düşünmüyor adam yok. Üç tane düşünüyor. Bir tane düşünür müsün? Tamam Ezeli her zaman söylerim bilirsin. Bravo. Onu geleneksel söyleyelim ama evet. Onun dışında düşünmüyorum. Tamam abi. Gerçekten Ezel dışında kendini en iyi rapçi olarak görmesi saçma bence. Fero normalde mütevazı biridir ama burada garip konuşmuş. En azından üstad olarak gördüğü adamları sayabilirmiş. Demek ki onlardan da iyi olduğunu düşünüyor. Yani eğer öyleyse bayağı garip bence. Bayağı garipserim ve hiç de katılmam. Bakın arkadaşlar ben yapmacık ve boş mütevaziliği sevmem. Egoyu kibirini nasıl sevmiyorsam boş mütevaziliği de sevmem. Yapmacık bir şekilde övüldüğünde hiçbir şekilde kabullenmeyen, mütevazi gözükmeye çalışan, böyle şekilden şekile giren insanları garip buluyorum ben. Mütevazilik yerinde güzel. Büyük bir adam kılıç. Estağfurullah. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin Can Polat. Eyvallah. Ama yani dediğim gibi Fero'nun bu söylemi bence abartı bir söylem. Tamam Fero özgüvenli, güzel, iddialı, güzel, kendi rapini seviyor, güzel, kendiyle barışık, ne güzel ama bu çok fazla. Ezel'den başka benden iyi rapçi olduğunu düşünmüyorum demek bana garip geliyor. Kendi düşüncesi neyse ama ben katılmadığımı belirtmek istedim. En iyi rap dersek Fero benim için ilk 20'de yoktur. Bunun dışında izlediğim kadarıyla gayet keyifliydi. İyi anlardı benim için. Efe Uygaç'ın Fero ile yaptığı videolara bakabilirsiniz. Toparlayacak olursam ben Fero sağlam adam. Sahne performansını da iyi buluyorum, onu da söyleyeyim. Yaptığı başarılı işler de var ve düzgün biri. Ben de bıraktığı intiba bu. Saldırgan bir üslupla yaklaşmak son derece saçma. Yeni yeni bu çakallar falan çıkınca Fero'nun değeri anlaşıldı. Ama bence Fero kötünün iyisi değil. Yani Fero'ya bu muameleyi yapmak bana haksızlık geliyor. Fero'yu çakalla veya Batuflex'le label'da vesaire ne rap olarak kıyaslayabiliriz ne karakter olarak. İkisinde de Fero çok daha üstün. Hani son dönemde işte çakal çıktı, birkaç tane şarkı yaptı, kötü şarkı yaptı. Aa Fero'nun şarkıları bunlardan iyi. Fero'yu bile arattı bunlar gibi bir şey yok bak. Bu hakaret zaten. Ben böyle yorum atanlara ayar bile oluyorum. Neyse sadece rap olarak değil genel bakıyorum. Asla piyasadaki 3-5 çakalla kıyaslama. Velhasıl kelam daha iyi bir şarkıyla dönmesini beklerdim. Bu noktada yalnız olmadığımı düşünüyorum. Çoğunluk böyle düşünüyor. Gelecekte çıkaracağı şarkılardan ümitliyim. Hakkında hayırlısı olsun. Bayağıdır böyle bir video yapmak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Fero seni seviyoruz. Videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenerek ve abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Parayı kırarsan bizi de gör bak. Sonuçta bu şekil ayakta çıktı. Gümüşü dişime yakışır teke. Gülüşü 10 sene yaptırır biz. Sokamam başımı belaya derde. Düşerim yine de veremem taviz.